Değerli hocalarım, değerli komutanlarım, kıymetli basın mensupları ve sevgili öğrencilerimiz, Gülsam'ın Temmuz ayı etkinliği olan Geçmişten Günümüze Darbeler panelimize hepiniz hoş geldiniz. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yıl dönümünde bu ayki panelimizde birbirinden değerli katılımcılarımızla darbeleri masaya yatıracağız. İSÜ Gülsam ve İSÜ EPAM Başkanı Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel Hocam hoş geldiniz. İSİ Gülsam Koordinatörü, Emekli Kor General ve Genel Kurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin. Komutanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi programlar. Sağ olun. Gazeteci yazar ve senaryo yazarı Sayın Avni Özgürel'i bekliyoruz. Birazdan kendisi aramıza katılacak. Panelimiz tek tur olarak devam edecek. Sunumlar sonrasında soru cevap bölümümüze geçeceğiz. Sorularınızı aşağıdaki chat box'a yazabilirsiniz. İlk önce Fahri Hocamızın sunumu ile başlayacağız. Kronolojik bir değerlendirme yaptığı bir sunumu var. Fahri Hocam buyurun lütfen. Evet. Şöyle bakayım. Screen share yaparsanız. Evet, değerli hocalarım, sayın komutanım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün tabii Perşembe günü 15 Temmuz darbesinin ve askeri kalkışmanın bir yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle esasında geçmişten günümüze darbeler dedik. Bu çok alışılmış bir kelime olmakla birlikte dünya üzerindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamandaki darbelerden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra günümüze kadar geçen darbeler arasındaki benzerlik ve farkları irdelemek, bu darbelerin nasıl gerçekleştiğini, nasıl bastırıldığı konusunda yapılmış birçok çalışmalar var, geliştirilmiş teoriler var ve buna ilişkin yazılmış makaleler var, kitaplar var. Ancak Türkiye'de yazılmış olanları hemen hemen hepsini incelediğimizde gerek kitap gerek makale olarak daha çok olayın gelişimsel boyutu, tarihsel süreç içerisinde yer aldığını görüyoruz. Olayın bir teorik düzlem içerisinde oturtularak ki yurt dışında buna ilişkin çok sayıda teoriler geliştirilmiş, özellikle sivil asker ilişkileri üzerine en azından bu çalışmanın buna da bir temel teşkil edeceği düşüncesiyle bu isimle planladık. Ben öncelikle tartışma konusuna altyapı oluşturması açısından kendime göre en azından fikir açacak. Sunum sayısını fazlına bakmayın. 20-30 civarındaki sunumla bitireceğim. İhtiyaç olması halinde diğer bölümlere de geçebiliriz. Evet, Türk Dil Kurumu sözcüğünde esasında darbenin de aynen terör gibi tanımlan, belirli, kabul görmüş bir tanımı yok. Türk Dil Kurumu sözlüğü en uygun sözlüktür. Niye darbenin bir tanımı yok? Çünkü darbe kanun metni içinde de tam anlamıyla yer almıyor. Bu hükümeti görev yapamaz hale getirmek vesaire vesaire kalkışma gibi ifadelerle yer alıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğünün ifadesi esasında dünyanın birçok ülkesindeki darbeleri tanımlamak için yapılan çalışmalarla da bir yerde örtüşüyor. Ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi. Askeri gücün zor kullanılarak demokrasiye müdahalesiyle gerçekleştirilir diyor. Ancak dediğim gibi darbenin hatta üç farklı aşamayla gerçekleştiğini söyleyen kaynaklar da mevcut. Burada ben bunu birçok yerde Morales'in bir ifadesi Bolivya Devlet Başkanı, dünyada darbe olmayacak tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir der. Çünkü bir tek orada Amerikan Büyükelçiliği yok der. Dolayısıyla en güzel söz olarak bunu bir kenara koymuştum. Bolivya bunu söylüyor. Birazdan göreceğiz. Dünya tarihinde en çok darbeye maruz kalan ülke Bolivya. Yani bugüne kadar bilindik tüm ufak darbeleri saymıyoruz, kalkışmaları. Resmen ordunun iktidara el koyarak yönetimi değiştirdiği ülke Bolivya. Bolivya'yı da ilginçtir. Avrupa'da yine birazdan göreceğiz. Portekiz takip ediyor. Yunanistan örneğin bize çok laf söylüyor ama Yunanistan'da 3 darbeyle tarihte yerini almış bir ülke. Demokrasinin doğduğu yer vesaire gibi ifadelerle bu işler olmadığını
tarih bize gösteriyor. Darbe nedenlerine baktığımızda esasında bunları birçok başlık altında toplamak mümkün. Ancak sivil hükümetin meşruiyetinin zayıflaması ana gerekçelerin üzerinde yer alıyor. Yani %100 üzerinden yaptığımızda %30'unun bu olduğunu görüyoruz. Sonra ekonomik gerilik ve durgunluk, askeri yapıların demokratik ilkelerle bağdaşmayan rol algıları. Yani burada özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri için söylenir, işte İç Hizmet Kanunu 35. maddesi gibi. Özellikle Güney Amerika ülkelerinde ve Afrika ülkelerinin çoğunda bizdekine de esasında benzer olarak o ülkelerin silahlı kuvvetlerinin kendilerini yasal dayanak olarak gördükleri bazı bu tür maddelerin olduğunu ve bu maddeleri yönetim uyarmak ve el koymak için ön planda tuttuklarını görüyoruz. Bu işte bir nevi rol algısı olarak karşımıza çıkıyor. Yabancı güç odakları, işte Amerika'nın yaptığı darbeler, kalkışmalar. Burada farklı bir kavram var, pretoryanizm. Pretoryanizm esasında alışkanlık demek. Yani bir yerde bunu kavramı birazdan daha göreceğiz ama bu kavramın özünde esasında kalp krizi geçiren bir vücudun bundan sonra gelecek olan kalp krizine kendini hazırlaması, insanın hazırlaması gibi. Bir ülkede diyorlar darbe olursa artık o ülke darbeye şartlarına alışıktır. O ülkede darbe olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir ondan sonra. Ve verilere baktığımızda da hakikaten bir tane olan ülke sayısı çok az. Bir kere olduktan sonra 2-3 defa o ülkede darbenin olduğunu görüyoruz. Diğeri ise uzlaşma teorisi. Bu Huntington'ın kurumlar ayrımı teorisiyle birlikte Rebecca Schiff'in uzlaşma teorisi asker, sivil elit ve vatandaşlar arasında tam bir uyumun olması halinde esasında askerlerin asla darbe yapmayacağı, bu uyumun bozulması halinde ise bu darbenin olacağını söyler. Bu da günümüzün en çok üzerinde kabul gören teorilerinden biridir. Diğeri de alt kademelerden gelen darbelerde sınıf farkı etkisi. İşte üst rütbede olanların, alt rütbede olanların dolayısıyla darbeye kalkışmaları gibi. Bu da bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu şekilde aynen dünyada fay hatları olduğu gibi burada da askeri darbeler fayı ve fay kuşağını görebiliyoruz. İlginç bir şekilde dünyanın hemen hemen ortasından geçiyor. Türkiye'yi biraz ucundan geçiriyor ama Akdeniz ülkeleri olduğunu görüyoruz Avrupa'da da. Orta Amerika ülkeleri ağırlıklı, işte Bolivya da başta olmak üzere. Afrika ülkelerinin neredeyse tamamı, bir Güney Afrika hariç. Bunun dışında yine Endonezya vesaire gibi uzak doğu ülkelerin bir kısmı. İlginçti, bu taraflarda herhangi bir darbenin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bakınız, Bolivya demiştim, 23 darbe teşebbüsü yapılmış, 11'i başarılı. Türkiye'de 6 darbe teşebbüsü var, 3'ü başarılı. Bunlar tabii 1950 yılından 2016-17'ye kadar olan süreci kapsıyor. 2017'den sonra olanlar var mı? Evet. Yani bu arada Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da emekli generallerin yazmış olduğu, Türkiye'de de bu dahil edebilir, bir takım bildiriler. Amerika Birleşik Devletleri'nde meclisin, senatonun bir şekilde diğer gruplar tarafından basılması ve orada hayatını kaybeden iki polis ve diğerleri var. Dünyanın işte en gelişmiş ülkesi olarak gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri. Geçen iki ay içinde Mali'de üst üste iki darbenin olması, Ürdün'de darbe teşebbüsü, yine saraya bağlı bir prensin kalkıştığı, Suudi Arabistan'da sık sık gördüğümüz havalimanı ve etrafındaki darbe girişimleri, dünya üzerinde bunların aralıksız bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Baktığımızda esasında darbelerin hep denir ya, demokratik birerden konsolide demokrasi teorisinden bahsedeceğim. Yani demokrasiyle yönetilen ülkelerde görülmez ifadesi var ama işte demokrasinin beşi olan Yunanistan'da da görülebiliyor. Evet, burada 1950'den beri 2015 dahil esasında uzuyor. Diğer tarafı da var ama 1-2-1-2 şeklinde. 1950'den 2015-16'ya kadar olan darbelerin en çok Soğuk Savaş dönemin sonrasında 1950'den itibaren arttığını görüyoruz. Burada 1964-68'li yılların maksimum seviyelere ulaştığı
ve daha sonra giderek azaldığı görülüyor. Bunu yine Huntington'ın üçüncü dalga, üç dalga teorisi diye malumunuz bir teorisi var. Bir demokrasi hareketi, arkasından ters dalgayla demokrasilerin ortadan kalkması, yeni bir demokrasi hareketi, yine bir ters dalga, yeni bir demokrasi hareketi. Şu anda dünyanın üçüncü dalgayı yaşadığını Huntington söylüyor. Esasında verilere baktığımızda da bunda bir yerde haklı olduğunu görebiliyoruz. Bölgelere göre baktığımızda Afrika 104 darbe girişimi, 101'i gerçekleşmiş. Orta Asya'da 29 darbe girişimi var. Buna karşılık 36 tane de gerçekleşen darbesi var. Bunlar girişim, ikisinin ayrı ayrı toplamlarını alacağız. Dolayısıyla 239 darbe girişimi, Avrupa'da 8'e 8. Bunların da İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye. Orta Doğu Arap Yarımadası ve Latin Amerika. Yüzdesel oranlarla baktığımızda da burada Afrika'nın ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Özellikle bağımsızlıklarının başta Fransa olmak üzere verilmesinden sonra bu ülkelerde sık sık yönetim değişikliklerinin olduğunu görüyoruz. Ya bunu kendi işlerinde yapıyorlar ya da kendilerini eskiden sömüren devletin vermiş olduğu bir takım alt yapılarla oluşturarak meydana getiriyorlar. Yani tamamen kendi işlerinde ve kontrollü bir şekilde yapıyor ki %26'sı Fransa'nın kontrolündeki sömürgelerde meydana geliyor. Öyle de ilginç bir veri mevcut. Evet, burada dünya tarihinde en çok darbe girişim olan ülkeleri görüyoruz. Bolivya 23, hemen arkasından Arjantin, Sudan. Yani buradaki listeye baktığımızda bir tane Orta Doğu ülkesi, Irak'ta Suriye'yi görüyoruz. Onun dışında genellikle Afrika ve Latin Amerika ülkeleri burada var. Nijerya, 8 darbeyle, Sierra Leone, tabii bunun farklı bir yapıları da var esasında. Honduras, Orta Guatemala gibi, Ekvador, hepsi Orta Amerika ülkeleri olduğunu görebiliyoruz. Avrupa'daki darbeler tarihine baktığımızda Bulgaristan'da 2, Fransa'da De Gaulle, Yunanistan'da 25, 26, 36, 41, 67, 74 yıllar arası, İtalya'da Mussolini dönemi, Polonya'da 2 darbe, Portekiz'de 2. Ancak 2 darbe ama sürelerine bakınız. Yani bunlar içinden baktığınızda evet, darbenin iyisi asla kötüsü veya iyisi şeklinde bir algılama yapmamak gerekir. Bunların iktidarda kaldıkları süreye baktığınızda esasında bunu tabii savunmak için söylemiyorum ama Türkiye'dekilerin daha kısa süreli olduğunu ve genel bir anayasa yapıldıktan sonra süratle devredildiğini görebiliyoruz. En azından böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Baktığınız zaman Portekiz'de 33'te baştan 74'e kadar giden, Fransa'da 4 yıl aralıksız, yine Yunanistan'da 67-74 arası, 36-41 arası. Baktığımızda bunlar da son derece önemli veriler. Yani darbelerin, darbeye yapanların kısa süre içerisinde yönetimi bir şekilde sivillere bırakıyor olmaları. Tabii bu anayasanın istenilen yönde hazırlanması vesaire gibi sorunlu alanların olduğunu da bir tarafa koymak gerekiyor. Dünyada zaten Huntington'ın yaptığı çalışmalarda da özellikle Türkiye'deki neden asker kısa süre içerisinde bıraktığının diyor, ayrıca analiz edilmesi gereken bir konu olduğunu söylüyor. Yani dünyada bu kadar kısa süre içerisinde, bakın İspanya 1923'te 30 yılı, 36 ile 75 yıllar arası, bunlar Avrupa ülkeleri. Polonya'da 26-35 arası gibi çok uzun sürelerle yönetimi ele geçirdikten sonra yönetimde kalıyorlar. Bunu Afrika, Amerika'da da görüyoruz, Güney Amerika'da da. Ortada özellikle Şili başta olmak üzere görevde kalma süreleri oldukça uzun. Burada Kuruçev, Eisenhower görüşmesine bir vurgu yapmak istiyorum. Esasında bu da askerin yönetim üzerindeki örneklemi açısından önemli bir şey. Kuruçev ile Eisenhower görüşüyorlar. Kuruçev Eisenhower'ı davet ediyor ve dünya meseleleri üzerine görüşürken Kuruçev Eisenhower'a, ya geçenlerde benim askerler bize geldiler, NATO'nun yaptığı bir sistemden söz ettiler. Eğer bu sistemi karşı, şu tedbiri almazsak NATO bize karşı çok üstün duruma geçecek dediler. Birçok sorular sordum, bir takım cevaplar verdiler.
Ama en sonunda getirdikleri projeyi onayladım ve bilmem ne kadar ruble para ödemek zorunda kaldım. Onlara tavsiye ettim. Eisenhower aynı şekilde bana da geliyorlar dedi. Onlar da Ruslar falanca sistemi geliştirdiler. Ona tedbir için bizim de şu projeyi geliştirmemiz gerekir diyorlar diyor. Ve ben de onlara bu miktarı onayladım diyor. Bu Khrushchev'in anları içerisinde anlatılıyor. Yani Khrushchev, Eisenhower gibi dünyanın önemli iki isminin de askerlerin hakim olduğu alanlara müdahalede bulunmamak şeklinde bir görüş ve düşüncelerin olduğunu buradan görebiliyoruz. İşte sorunun temeli burada kaynaklanıyor. Birçok teoride de bu ortaya konuluyor. Bu önemli bir şey. Askeri teşkilat olmadan bir devletin varlığından asla söz edilemez. Birçok ülkede toplumsal sınıf olarak ordu sahip olduğu olanaklarla siyaseti etkileme gücüne sahiptir. Bu Almanya'da da var. Biliyorsunuz Almanya'da da emekli olan generaller bu konuda bildiri yayınladılar. Silahlı kuvvetlerin içinde Fransızlar gibi her iki ülkede Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi. Ama her iki ülkede de emekli askerler siyasete bildirilerle bir şekilde müdahale etmeye çalıştılar veya devam ediyorlar. Amerika'da bunun benzerini gördük. Hatta görevde olanları bile biliyorsunuz seçimler sırasında Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanları bir sayfalık bir nevi bir muhtıra yazarak bunu kamuoyuna açıkladılar ve ilgili birimlere gönderdiler. Dolayısıyla burada sorun bu ilişkilerin, sivil asker ilişkilerinin demokratik standardının ne olması gerektiği temel sorunsalıdır. Yani olayın özünde sivil asker ilişkileri yatmaktadır. Sivil asker ilişkileri dersleri bizde nerede veriliyor derseniz ben yani bu dersleri yaklaşık 3 yıldır Milli Savunma Üniversitesi'nde her 3 enstitüde yani Müşterek Harp Enstitüsü, Kara Harp Enstitüsü'nde ve Deniz Harp Enstitüsü'nde ki bir hafta evvel daha teorik olarak verdim. Bu bizde uluslararası ilişkilerde, siyaset bilim ve kamu yönetiminde üzerinde ağırlıkla durulması gereken ve çok fazla tez hazırlanması gereken bir konu esasında. Ben geçen yeni evvelsi gün bir tezi bitirdim. Rebecca'nın uyum teorisini dikkate alarak uyum teorisini kapsamında yönetilen ve ilişkilerin düzenlenmiş bir ülkede savunma planlaması ve kaynak yönetiminin nasıl sonuçlanacağı üzerine güzel ve farklı bir tez hazırlattım. Ve çok güzel sonuçlar çıktı. Yani o teorinin gerçek hayatta uygulanabilirliği var mıdır yok mudur diye tez etmeye çalıştık. Tabii bu bir nevi terama ve anket ve görüşmelerle ortaya çıkarttık bunu ama bunun üzerine dediğim gibi doktora tezi olarak da çalışılabilir. Biraz evvel nedenler içinde dedim pretoryanizm. Bunun burada tanımı var. Yani bu nereden çıkmıştır bu kelime? Silahlı kuvvetleri kendilerini devletin mevcut rejimin veya mevcut iktidar ve yöneticilerin koruyucusu olarak görmesi durumudur. Bu anlayışta olan ordu doğrudan veya dolaylı siyasete yön veriyor veya gerektiğinde de müdahale edebiliyor. Bunun kökeni Roma İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. İmparatoru koruyan askerleri temsil ediyor pretoryanizm. Ve bunlar rütbeli ve seçkin muhafızlar merkezi otorite zayıf olduğunda her zaman için imparatoru devirip yenilerini atıyorlar. Yani Roma imparatorlarından normal yollarla iktidarı birisine bırakıp giden yok. Hep bu şekliyle muhafızlar tarafından ortaya konuyor. Evet, bunu hızlı bir şekilde geçeyim. Evet, burada Machiavelli'ye tabii değinmeden olmaz. İtalya paralı askerlerin mezarı olmuştur diyor. Yani paralı Napolyon da aynı ifadede bulunuyor. Machiavelli yöneticilerin askerleri sıkı kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Bu Prens veya Hükümdar isimli kitabında. Evet diyor, askerler son derece önemlidir. Ancak sıkı kontrol edilmelidir. Engels, general kavramına farklı bir kavram getiriyor. Değişmeli, devletin yapısı ve çarkını bilen biri anlamında algılanmalıdır. Yani general sadece asker değildir diyor. Jeostrateji, jeopolitiği de bilen, bu yapıyı da iyi bilen birisidir diyor. Dolayısıyla öyle sıradan kişi gibi davranmayınız diyor. Weber de askeri teşkilatın modern bürokrasisinin ilk öncüsü olduğunu söylüyor. Yani bu asker bir şey söylüyorsa bunu mutlaka dikkate alın demek istiyor. 95 yılında yayınlanan bir kitabın bir bölümü var. Asker ve sivil askeri ilişkileri başlıklı. Burada diyor ki bir ülkede darbeye doğru giden seviye 4 aşamadan oluşur diyor. Birinci seviyede anayasa hükümleri geçerlidir diyor. Yani anayasada yer alan hükümler kapsamında asker sivil hükümete bağlıdır diyor. Yavaş yavaş askeri hareket ikinci seviyede hareketlenmeye başlar ki buna aktif askeri hareket deriz diyor. Silahlı kuvvetler
sivil icraata yavaş yavaş engeller çıkarır. Sivil idareye bir kısım şantajlarda bulunur diyor. Üçüncü seviyeye biraz daha ileri geçince müdahalede bulunulmazsa askeri kontrol sağlanır diyor. Sivil hükümetin her yapacağını silahlı kuvvetlerin dikte ettirmesi, arka planda müdahale bulunmasıdır. İşte dördüncü seviye askeri üstünlük kurma, askeri ihtilalle sivil hükümetin görevden düşürülmesidir diyor. Yani bu Elum 95 yılında incelemiş olduğu bütün darbeler üzerinden bu dörtlü seviyeyi işaret ediyor. Darbelerin bu aşamalardan geçerek gerçekleşebileceğini. Evet, sivil askeri ilişkilerinde evet devlet adına şiddet kullanma yetkisini bulunduran askeriyle yetkinin sınırlarını belirleyen, denetleyen siviller arasında. Bu yüzden kırmızıyla çizdim. Hiyerarşik ve interaktif ilişki olarak en iyi tanımlayan darbe teriminden sonra sivil asker ilişkilerini en iyi tanımlayan kavram olarak gördüğüm için elbette farklı olabilir. Burada çok kısa tabii askerlik mesleğinden bahsetmek gerekiyor. Bununla ilgili çok kapsamlı bilgileri birazdan geleceğim. Asker ve toplum veya devlet ismi Huntington'ın ve Erik Zuher'in kitaplarından bulmak mümkündür. Askerlik mesleği diğer mesleklere göre askerlik mesleği tamamen devletin tekeli altındadır. Subayın becerisi, savaşın sevk idaresi, sorumluluğu ise müşterisi olan toplumun askeri güvenliğidir diyor. Ve subayın devlete karşı sorumluluğu uzman danışman sorumluluğudur. O yüzden sivillerin askerliğin nasıl bir meslek olduğunu, hangi uzmanlık alanlarından geçtiğini Huntington kitabında da Erik Zuher'de çok kapsamlı olarak anlatıyorlar. Profesyonel ve uzmanlığın ne olduğunu, askerin veya subayın uzmanlık ve profesyonellik bilgisine riayet edilmesi gerektiğini ortaya koyuyorlar. Burada Clausewitz asker ilişkilerinin önemli olan konu silahlı kuvvetlerin sivil topluma nasıl ve ne kadar bağlı olduğudur. Askerin üzerinde sivil denetim, günümüzde en çok konuşulan kavramlardır. Sivil kontrol, sivil denetim. Bununla ilgili Clausewitz'in kitaplarında, ki farklı kitapları var biliyorsunuz, asker üzerinde sivil denetim konusuna en önemli katkıda bulunan teorisyenlerden biridir. Asker sivil ilişkilerine tartışmaya başlamadan evvel ordunun amacının anlaşılmasıyla başlamalıdır. Ordunun en belirgin amacı ulusal güvenliği sağlamalıdır. Kriz hallerinde ihtiyaç duyulan kaynakları güce sahip tek devlet kurumudur diye Clausewitz buna vurgu yapıyor. Evet, asker ve devlet konusunda sivil asker ilişkilerini kuran ve siyasi üzerinde Huntington kadar bu konu üzerinde kapsamlı çalışan ikinci bir kişi pek görmedim bu konudaki araştırmalarda. Çok sayıda araştıran kişi var. Huntington bunda askerlerin darbe veya yapısına ilişkinde 5 değişik yaklaşım geliştiriyor. Bunlar üzerinde durmayacağım, hızlı bir şekilde geçeceğim. Askerlik karşıtı ideoloji, askerin yüksek siyasi gücü, düşük askeri profesyonelliği var burada. İşte Yakın Doğu, Asya, Latin Amerika gibi ülkeler. Japonya'nın da önceki halini burada veriyor. Askerlik karşıtı ideoloji, asker düşük düzeyde siyasi gücü, düşük askeri profesyonelliği var. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Almanya'yı buraya veriyor örnek olarak. Askerlik karşıtı, asker düşük siyasi güç, yüksek profesyonellik var. Amerika'yı örnek burada veriyor bu yaklaşım içinde. Beşinci değişik yaklaşımda ise askerin yüksek düzeyde siyasi gücü, yüksek askeri profesyonellik var. Burada işte bu yapı içinde, demokrasi içinde sürekli güvenlik tehdidi altında olan ve askeri değerlere sempatiyle bakan toplumlarda bu olabilir diyor. Bunu bir şekilde esasında 15 Temmuz öncesi belki silahlı kuvvetlerin Türkiye'yi burada örnek gösteriyor. Esasında birkaç yerde Huntington Türkiye'yi örnek veriyor. Askerin yüksek siyasi gücü ve yüksek askeri profesyonelliği. Her ikisi de de mevcut olduğunu söylüyor. Burada son yaklaşım ise asker düşük düzeyde siyasi gücü var, yüksek profesyonelliği var. Burada İngiltere gibi bir toplumu burada örnek veriyor. Dediğim gibi her bir yaklaşımını farklı ülkeler üzerinden gidiyor. Yine sunumun başında söylediğim bu üçüncü dalga konusunu Huntington Türkiye'de çevrilmiş. Biliyorsun değerli bir anayasa hukukçusu olan Profesör Doktor Ergün Özbudun Hoca'nın yaptığı bir çeviri ve çok güzel bir çeviri. Bunu günümüz esaslar açısından mutlaka incelenmiştir. İncelemeyenler için de açıkçası tavsiye edeceğim bir kitaptır. Demokrasi dalgaları diyor. Yani burada
Esasında demokratik rejim sayısında görülen büyük demokrasi dalgaları vardır. Şu dalgaları şöyle görelim. Bakın birinci dalga 28-22 arasında. Bu dalga en uzun olandı. Amerika Frans devrimleriyle başlıyor. Sona erdiğinde dünyadaki demokrasi sayısı 29. Ters demokratikleşme dalgasıyla özellikle Mussolini'nin iktidara gelmesiyle dünyada faşizm ve benzeri sistemlere doğru bir eğilim başlayınca bakın 29'dan demokrasiyle yönetilen ülke sayısı 12'ye düşüyor. Ters dalga. Hep bu döneme baktığınızda darbelerin çok fazla olduğunu görüyorsunuz. İkinci dalga 45-62 yani Soğuk Savaş dönemi. Yine dekolonizasyon nedeniyle Afrika'da bağımsızlıklarını kazanan ülkeler nedeniyle 36 ülkeye çıkıyor. Fakat onu yine 62-75 arasında özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin değişik ülkelerde özgürlük, bağımsızlık, sosyalizm, komünizm gibi süreçler içerisinde ters bir dalga başlıyor ve 36'dan demokratik ülke sayısı 30'a düşüyor. Burada kayıp çok fazla değil esasında. Son dalga 2000'e kadar devam ettiği öngörülüyor ama hala devam ediyor. Şu anda 3. dalga devam ediyor. 3. dalganın ters dalgası henüz oldu mu? Buna ilişkin bir takım kırıntılar var. Yani farklı bir yöntem. İşte Almanya, Fransa'da, Amerika'daki olaylar, Ürdün, Mali'de aynı anda iki darbenin olması. Acaba bütün bunlar pandeminin yarattığı süreç dünya üzerinde bir ters dalgayı getirebilir mi? Pandemi nedeniyle hükümetlerin arttırdıkları gözetim ve kontrol tedbirleri, Çin örneği gibi bütün vatandaşların izlenmesi vesairesi bu bir ters dalgaya doğuracak mıdır? Bu üzerinde tartışılan diğer bir konudur. Evet, burada bahsettiğim konsolide demokrasi teorisi var. Asker sivil kontrolü kesin şekilde hale gelmediği, demokratik anayasal düzene tam manasıyla bağlı olmadığı sürece o ülkedeki demokrasiye gelişmiş demokrasi olarak bakılamaz. Esasında konsolide demokrasi teorisi Huntington'la birlikte başlayan sivil asker ilişkilerinin farklı bir perspektiften bakan bir teoridir. Sivil asker ilişkileri teorileri arasında uyum teorisi en çok dikkate alınan diğer bir teori de konsolide demokrasi teorisidir. Evet, bunun hızlı bir şekilde geçiyorum. Evet, burada ilginç bir şey olduğu için sivil asker paradoksu. Bu da Peter Faber tarafından, o da esasında bu paradoksu ortaya atan bir teorisyendir. Devletler anarşinin şekillendiği uluslararası ortamda dış tehditlerden korunmak amacıyla şiddetin profesyonel, bürokratik yönetimi için ordu dediğimiz kurumları kurar. Fakat daha sonra kurup silahlandırdığı, zaman, personel, kaynak harcadığı bu kurumlardan yine kendileri korkar diyor. Hem ordu tarafından sağlanan korunma ihtiyacı hem de ordudan korunma ihtiyacı anlamına gelen sivil asker paradoksu olarak adlandırılıyor. Hatta Francis Nancy'nin bir yazısı var makalesinde. Muhafızların muhafızlığını kim yapacaklar? Yani bu kapsamda devam ediyor. Yani ordu muhafız, evet, fakat muhafızları da gözetlemek lazım, denetlemek lazım. İşte asıl sorun bunların muhafızlığını kimler yapacaktır şeklinde bir ifade. Evet, burada son bölümde ben kavram birliği üzerinde, burada değerli komutanım da mutlaka katkıda sağlayacaktır. Şimdi yapılan her şey darbe midir? Değil midir? Yani sonuçta darbe olsa ne olur, isimler olsa ne olur denilebilir. Fakat bunların yanlış kullanılması sadece akademik bir ortamda değil, hukuki açıdan da toplum nazarında da farklılık gösterebiliyor. Şimdi askeri harekat, darbe, askeri darbe, darbe girişimi. Örneğin darbeyle 28 Şubat sürecinde biliyorsunuz bir şey daha eklendi, postmodern darbe. Kalkışma, askeri kalkışma, isyan kavramı var. Yani dünya darbeler tarihini incelediğimizde bu ifadelerin hemen hemen her birine gidiyoruz. Yani bunun dışında ne var? Muhtıralar var. Yani muhtıra vesaire gibi konular var. İhtilaller var. O kavramlar da konulabilir. Burada harekat, operation, Arapça'da hareket kelimesinin çoğuldur. Bu arada tabii ben derslerde anlatırım. Televizyonlarda çok hata yapıyor. Harekatlar deniliyor. Harekatlar denilmesi yanlıştır. Harekatın kendisi hem tekil hem de çoğul bir kelimedir. Yani harekatlar asla demiyoruz. Televizyonlara da ben hep bunu gönderiyorum. Haber bültenlerindeki spikerlere yanlış yapıyorsunuz falan diye. Personeller gibi bir ifadedir. Dolayısıyla askeri harekat olarak adlandırılıyor birçok yerde. İşte askeri harekat planına göre darbe yapılması planlandı falan deniyor. Bu darbelerle bunun bir ilgisinin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor.
Kalkışma ayaklanma isyandır. Askeri isyan, asker kişilerin toplu olarak itaatsizlik karşı koyma saldırı eylemlerde bulunmalarıdır. Peki bunun cezası nedir? Askeri ceza kanunu 100. maddesi kurşuna dizmedir. Askeri suçlar ve askeri kişiler bunların gürültü patırtı alenen toplanarak amire veya üste itaatsizlik, mukavemet, fiilen taarruz askeri isyandır. Yani bu 15 Temmuz'da ilk bir tartışıldı. İlk aydaki yazılara da bakarsınız bu bir askeri isyan mıdır? Çünkü belli bir grubun yaptığı bir hareketlenme var. Bir yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetler içerisinde evet gürültü patırdı, uçakların uçması, bombalaması, toplanmaları, üste itaatsizlik, mukavemet, fiilen taarruz, birlikte hareket askeri isyan mıdır? Evet. Hatta o zaman bile gündeme geldi. Kurşuna mı dizilir vesaire vesaire olur mu diye. Bu da tartışıldı. O yüzden bunu da burada gündeme getirilmiş olayım. Peki ne demeliyiz? Yani buna bir genel anlamıyla baktığımızda darbe girişimi genel anlamı. Çünkü sonuçlanan bir darbe değil. Silahlı kuvvetler açısından ise biraz evvel dediğim gibi askeri kalkışma, askeri ceza kanundaki ifadesiyle Türk ceza kanununda askeri isyan. Bu ikisine de gelebiliyor. Ama iki ayrı suçtan en kapsamlısı olduğu için anayasal düzeni ortadan kaldırmak gibi olan husustan dolayı yargılandılar. Ondan da müebbet hapis. Bir darbe büyük ölçüde psikolojik savaştır. Bunun da bir kenara not etmemiz gerekiyor. Darbenin başarısı öncesinde başlatılan psikolojik savaşın başarısıyla belirlenir. O yüzden de hedeflenen kitle darbeyi kabul etmesi gereken halk, itaat etmesi gereken devletin silahlı gücü yani ordu ve polistir. Bu üç kitlenin hedeflenmesi, halk boyun eğmeye, güvenlik güçleri ise işbirliği yapmaya hazır olması gerekir. Hemen hemen bütün darbe yapılan ülkeleri incelediğimizde burada medyada yer alan söylemlerden yaklaşık 5-6 ay, 1 sene öncesinden bu psikolojik savaşın yaşandığını, dezinformasyonun yapıldığını net bir şekilde görüyoruz. Evet, burada önemli bir ifade. Silahlı güçle binaların, kurumların teslim alınması yetmez, beyinlerin de teslim alınması gerekir diyor. Bu yüzden junta'nın görevi tek meşru otorite olduğuna kendini ikna etmektir şeklinde de bunu açıklıyor. Evet, FETÖ'nün darbe girişimi siyah darbe modelidir. Şimdi FETÖ'nün anatomik yapısını incelediğimizde esasında Haşhaşilerin gizlilik ve liderle olan ilişkilerini aldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Opus Dei vali bir yapılanma var. Eğitimi ara kademelerde eğitimi önem veren ve bu kademe üzerinde giden. Dünya üzerinde etkili 4-5 terör örgütünün yapılanmasını kendi içinde birleştirmiş bir örgüt yapısı olduğunu görüyoruz. Yani 6-7 tane terör örgütü Haşhaşi'den başlayarak Opus Dei'ye varana kadar her birinin farklı yönlerini almış ve kendi yapısı içerisine monte etmiş bir terör örgütüdür. Evet, bunları ben sonlandırarak, evet, darbe girişiminde iki konu üzerinde durulmuştur. Bir, sonuç olarak devletin gerçekliği, devletin retoriği kavramı var. Devletin gerçekliği, bürokrasisine sızılabilecek kadar savunmasız bir devlet durumu ortaya çıkmıştır. Devletin retoriğinde ise devlet elitlerinin sürekli olarak tekrarladığı güçlü devlet söyleminin o kadar olmadığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu denge bozulmuştur darbe girişimiyle. Arkasından alınan kararlar, yapılanlar bu dengeyi sağlamaya yöneliktir. Darbe girişiminin bozduğu bu dengedir. Evet, bu kavramlar Osmanlı döneminde darbelere baktığımızda esasında biz Cumhuriyet'le başlatıyoruz ama genç Osmanlı'la başlayan Patrona Halil'den Kuleli Vakası, Baba Ali baskınına kadar giden birçok darbe tarihimiz var. Tabii Osmanlı dönemi Türkiye ile birleşmediği için 1950 sonrası genelde dikkate alındığında bu darbeler bizim hanemize yazılmıyor. Türkiye'de ise baktığımızda 60-62 Talat Aydemir, hatta bunu 63 de diyebiliriz ilaveten. 71 muhtırası, 80 darbesi, 27-28 Şubat, işte postmodern darbe, 27 Nisan Ey Muhtıra, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi. Yani Türkiye'de gerçekleşmiş, yönetime el konulmuş iki fiili darbe var. Tabii diğerlerinde darbe kelimesi kullanılabilir mi? Evet, yönetimin görevden alınması, yeni yönetimin gelmesi bunlar olmuş mudur? Bunlar da gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Türkiye'deki süreci böyle görmek gerekiyor. Evet, ben buraya kadar geleyim çünkü çok daha detaylı olabilir. Soru cevapta da bakabiliriz. Ben sunumu burada noktalıyorum. Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Fahri Hocam ufuk turunuz için. Bu arada Sayın Avni Özgürel aradı. Ankara'daki toplantısı uzamış. Özür dileyerek katılamayacağını bildirdi. Size iletmemi istedi Fahri Hocam. Bir sonraki panelinize katılmak istiyorum dedi. Bilginize. İsmail Hakkı Pekin komutanım, ben sizi alabilir miyim konuşmanızı yapmak üzere? Tabii efendim. Buyurun. Tabii. Benim sesim açık herhalde değil mi? Açık duyuyoruz sizi. Evet. Şimdi öncelikle tabii Fahri Paşa'ya çok teşekkür ederim. Çok güzel bir altyapı sundu bize. Çok da iyi oldu. Kronolojik bir şey de sundu. Hem dünyadaki teorileri anlattı konuyla ilgili. Aslında biz de cezaevinde arkadaşımla beraber emekli tüm genel Ahmet Yavuz'la birlikte asker ve siyasetle bir kitap yazmıştık. O zaman bütün bunları çünkü sonuçta bütün bu darbelerin nedeni asker-siyaset ilişkilerinde bitiyor. Asker-siyaset ilişkilerinin iyi konumlanması lazım konuyla ilgili. Ve o zaman kitabı yazarken de Tantik'in başta olmak üzere çok geniş bir inceleme yaptık. Tabii Türkiye'yi ayrı incelemek gerekiyor. Yani Türkiye'deki darbeleri ayrı incelemek gerekiyor. Yani Osmanlı dönemi darbeleri, Osmanlı dönemindeki darbeler, Genç Osmanlı'na başlayan yani işte en son Babali baskını galiba, onunla devam eden darbeler var. Yani biz Osmanlı'nın devamıyız. Yani sonuçta Türkiye Cumhuriyeti olsak da oralardan bizim yönetim sistemimize akan bir şeyler var. Çünkü sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bürokrasi de Osmanlı bürokrasi. Yani aynı şeyler, aynı temeller üzerinde. Evet, zaman içerisinde eğitimleri değişmiş, farklı eğitimler almışlar ama sonuçta o olayı, vesayet olayı hep devam etmiş. Yani bu bazen ordu devam etmiş, bazen vezirler devam etmiş vesayet olayını. Bazen de ordu komutanlığı kendi sözlüklerini yaptırmak için dahil etmişler. Ya da işte Yeniçerilerin yaptıkları olaylar var. Ve takipen Yeniçerilerin kaldırılması ilgili olaylar var. Bunlar da hepsini ayrı ayrı incelemek lazım. Bu konuda ne kadar şeyimiz var ama ne kadar incelememiz var. Oturup biz tarihçilere öyle söylüyoruz. Yani bir harp tarihi ya da bir muharebeyi incelerken onu masaya yatırıp masanın üzerinde yapar gibi tek tek incelemek, çıkartmak, ne olduğunu, hangi hastalık vardı, neden ortaya çıktı, bütün bunları ortaya koyduktan sonra bakmak lazım aslında olaylara. Yani genel bir tarif var mı? Var. Asker siyaset ilişkileri konusunda Antikya'nın çok önemli şeyleri var, söylemleri var. Yani o diyor ki askeri iki türlü kontrol edersiniz. Bunlardan bir tanesi şeydir, yani özel kontroldür. Birilerini atarsınız onun başına, onunla yaparsınız bu şey. Aynen Atatürk'ün, Soy Kemal Atatürk'ün şeyde yaptığı gibi işte, Cumhuriyeti ilan ettikten sonra Devlet Çakmağı Genelkurmay'ın başına atayıp onun çok uzun süreler Genelkurmay Başkanlığı yapması gibi böyle bir şey vardır, kontrol. Bir başka kontrolde asker-sivil ilişkilerine çok dikkat edersiniz. Herkesin çalışma sahasını belirlersiniz ki Antikman bunun üzerinde çok duruyor. Yani bu sahaları belirlerseniz herkes o sahalar için hareket eder. Yani asker bir şey getirir. Onun profesyonelliğine siyasetçinin inanması gerekiyor. Askerin de işte biraz evvel söylendi. Yani sadece askerlik bilimi değil, askerlik bilimi konuları değil. Başka konuları da bilmesi lazım. Çünkü onun getirdiği çözümü sonuçta elinizdeki imkanlar yoksa, yani para yoksa, birilerine bağımlıysanız, farklı şekillerdeyse, yani bunları hesaba katmadan böyle bir şey yapıldığı zaman da askerin de bu şartlara uyması gerekiyor. Yani iki tarafında profesyonel, evet asker sivile bağlı, sivile bağlı olarak hareket etmek durumunda, demokrasinin gereği bu. Ama bu arada Antikya'nın söylediği aynı zamanda askerin profesyonelliğine de iktidarın ya da siyasetçilerin inanması gerekiyor. Ona uygun cevaplar vermesi. Dışlama konusu bu konuda uygun değil. Yani bu dışlama konusunu herhalde nerede gördük? Belki şeyde gördük. 1960 itibariyle darbesinde gördük. O zaman da ondan evvel
İşte Menderes'in olduğu ilişkiler, rahmetli Menderes'in olduğu ilişkileri vesaire falan onlar gündeme. Yani böylesi bir olay var. Tabii bu arada Türkiye'de yazılmış kitaplar da var. Yani bu konuyla ilgili 60'ta darbesiyle ilgili ondan sonra devam eden darbelerle ilgili çok sayıda kitap var ve bu kitaplara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Evet, genel darbelerle ilgili, darbe tarihiyle ilgili çok önemli konular var ama darbe şeyine baktığınızda ortada hep bir zayıflatılmış iktidar var, zayıf iktidar var. Çok büyük bir psikolojik harekat var. O psikolojik harekat herkes yetmiyor. İşte bizim hakkımızı koruyamıyor. Biz şu durumdayız. Ülke sürünüyor. Ülkeyi oralara sattılar. Bilmiyorum, işte şunları şuraya verdiler, buraya verdiler. Hiç unutmuyorum. Hatta şeyde 60'ta herhalde ben 9 veya 10 yaşındaydım. 9 yaşındaydım sanırım. O zaman da anlatırlardı evde falan. İşte Menderes Üniversite öğrencilerini iğneli fıçılara koyuyormuş orada işte şey oluyormuş, bir kısmını kıyma yapıyormuş falan böyle çok anormal bir psikolojik harekat yapıyordu. O zamanlar televizyon falan yoktu ama radyo ve dedikodu vasıtası kulaktan kulağa her şey yayılırdı. Ve çok büyük bir memnuniyetsizlik olurdu. İki kutuba bölünürdü ülke. Kahveler bile ayrılırdı. Yani böyle de şeyleri var. Şimdi Türkiye'deki darbelere baktığımızda, Türkiye'deki darbelere baktığımızda şunu görüyorum. Bir defa Türkiye'de asker sivil ilişkileri tam olarak belirlenmiş değil. Yani askerin çalışma sahası nereye kadardır? Sivilin çalışma sahası nereye kadardır? Şimdi askerin teşkilatına baktığımızda bu 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden sonra değişti biraz ama teşkilata baktığımızda asker özellikle bizim Türk toplumunda bir devleti yeniden kuracak gibi teşkilatlar. Yani silahlı güçleri vardır ama o silahlı güçlerin içerisinde askerin maliyesi vardır, askeri teknolojisi vardır, hastanesi vardır, doktoru vardır, mahkemesi vardır. Ondan sonra işte yani ona uygun askeri ceza kanunları vardır, hukuku vardır. Çok böyle kapsamlıdır. Yani bir devlette olması gereken her şeyin minyatür olarak bölümleri vardır. Dolayısıyla Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türklerin kurduğu bütün devletlerde devlet şey olduğu zaman çökse bile mutlaka askeri bürokratlar ve askeri teşkilat o devleti yeniden kurar. Yani böyle bir şey anlayışımız var. Devlet anlayışımız var. Bunu söyleyebiliriz. Peki böylesine bir devlet anlayışımız var da niye asker darbe yapıyor diyelim. Türkiye'de niye darbe yaptığı belli. Yani bir, bütün darbelerde içeride bir şeyler olması lazım. Yani içeride bir şey olmadan gelip de Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de hiç kimseye darbe falan yaptıramaz. Ama içeride bir şeyler olması lazım. Bunun hissedilmesi gerekiyor. Yani kutuplaşmaların karşılıklı savaşmanın, karşılıklı dövüşmenin işte şeylerin kaynakların sadece belli bir yere aktarılmasının falan bütün bunlar toplandığı zaman bunlar konuşulmaya başlandı. Ve orduya karşı da bir şey varsa, silahlı kuvvetlere karşı da herhangi bir şey varsa aynen 60 tarihinde darbesinin olduğu gibi bu sefer Amerika Birleşik Devletleri sizi darbeyi yöneltir. Çünkü kendi istediği istikamette yönelttir darbeyi ve sonuçta işte 60 darbesi olur. Siz 60 darbesiyle yeni bir anayasa yaparsınız. Herkes anayasayı beğenir ama sonuçta o anayasa sizin toplum yapınızı allak bullak. Yani evet doğrudur. Arkasından da işte 61 ve 63'te de o darbeyi beğenmedi. Darbe teşebbüsü, iki tane darbe teşebbüsü oldu. Onu da söylemek yani birisi budur darbe yani darbe konusu peki. Bir de darbeyi Türkiye'de yani bana şeyde Amerika bir şeye gittiğimde Rusya'ya gittiğimde 15 Aralık 2015'te bu uçak düşürüldüğü zaman Rusya'ya gittim. Rusya'da işte ilgililerle görüşmek üzere uçak düşürdükten sonra karşılıklı fikir piyasasında bulunmak ve de işte Putin'in yakınlarıyla görüşmek. Orada arkadaşlarım da vardı. Yani avcı ve
denizci arkadaşlarım. Yani emekli olduktan sonra, cezaevine çıktıktan sonra. Orada da gördük ki olayların gidişatını. Bana şunu söyledi oradaki bu oligarklardan bir tanesi. Ya dedi Türkiye'de özel bir olduğu konuşuyor. Darbeden söz ediyor. Fethullah Gülen harekete darbe yapacak falan dedi. Anlattım kendisine, dedim ben bürokrasi falan çok güçlendim ama Türkiye'de darbe havası yok. Darbe olması için darbeyi tek asker yapamaz. Mümkün değil askerin yapması. Yani askerle beraber üniversitelerin, yani 60 darbesine bakarsanız üniversiteler, gazeteler, ondan sonra iş adamları, bütün hepsi bu darbenin içindedir. Yani halk da darbeye hazırlanmış. En azından halkın bir bölümü darbeye hazırlanmıştır. Yani %50'sine yakın, belki %60'a böyle şey. Böyle bir hazırlık vardır. O hazırlıkla darbe yapıldı ve sonuçta 60 darbesi böyle bir darbe. Yani bütün o esnadaki dünyadaki gelişmeleri incelemek lazım. Dünyada 60'ta neler olmuş? Yani bölgemizde neler olmuş? Bölgesel olaylar da doğrudan etkiliyor. O zamanki iktidar Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne mi yanaşmış? Oradan bir mi istemiş? Ekonomik yardım mı talep etmiş? Fabrika kurma, borç alma gibi. Yani onlara ve etrafımızda olan bir kadere, İran'da ne olmuş? Irak'ta, Suriye'de bazı partiler gelmeye başlamış. Mısır'da başka bir şey olmuş. Yani bütün bunlarla beraber bakmamız lazım. Arkasından Süveyş'e İngiliz ve Fransa'ya bir harekat yapmışlar. Yani böyle bakarsak yine 60'lı yıllarda 60 şeylere Sovyetler Birliği'nin ve Amerika'nın karşıtı olarak Türkiye üzerinde konuşlanmaları, Türkiye'yi kullanmaları bu maksatla. Bir tarafın Küba'yı, bir tarafın Türkiye'yi kullanması. 60'taki krizden bahsetmiyorum. Ondan evvel de olan krizler var. Amerika'nın üstlerinin bölgede olması, Türkiye'nin bir şekilde Amerika'nın şeyine girmesi, güdümüne girmesi sağlanmış o darbeyle birlikte. Ve sonuçta da öyle bir anayasa yapılmış ki toplumsal huzuru bozacak şekilde yapılmış. Daha sonra zaten bazı başbakanlarımız, Temel Arhan diğerleri bu anayasa Türkiye'ye bol gelmeye başladı falan gibi laflar da ettiler biliyorsunuz yani bu konularla ilgili. Yani böyle incelememiz lazım bu darbeyi. Maalesef o zamanlar böyle incelememiz. Ben yine bu asker siyaset ilişkilerini yazarken arkadaşımla beraber hemen hemen bütün o 27 başa katılanların yazdıkları kitapları ama tamamen neler olmuş, neler bitmiş bunları anlatıyorlar. Herkes kendini aklama peşinde. Biz şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle yaptık ama niye oldu, sebebi neydi? Altında yatan psikolojik nedenler neydi? Siyasi nedenler, bölgesel nedenler. Dünyadaki o soğuk savaşın en hızlı olduğu dönemler, onların etkisi neydi? Ona bakmak lazım. Yani dahil olmak üzere Kıbrıs, Yunanistan'daki rejimi, bir askeri rejim dahil olmak üzere bütün bunları incelememiz gerekiyor. Yani darbe diye sadece işlemeyelim. Birisi bu. İkinci konu baktığımda daha sonraki darbeler. Mesela 71 darbesinde harp okulundaydım. Harp okulu son sınıftaydım herhalde. Orada da yani bir sabah kalktık okulda da bir şeyler vardı akşam. Bir sürü insan tutuklanmış, harp okulundan atılmıştık. Yani bizim dönemimizde. Bizle beraber okuyanlar da 70'ler vardı. 70 mezunlarında falan. 70 yoktu pardon. Tabii 71 bizler vardık orada ve bizim küçüklerimiz vardı. Daha bizden daha küçükler vardı. 2 sınıf, 3 sınıfta. Onlardan da bir sürü insan atıldı. Nedeni ne diye baktığımızda o yıllarda sol hareket gösterildi. Anayasanın verdiği imkanlarla kurulan vardı. Dev genç, dev sol, çok sayıda bunların 76'da da göreceğiz çok daha fazlası olmaya başladı. O zaman da böyle bir şey vardı ve artık darbe olunca yani darbeler alışkanlık haline gelince halk da o hem Sayın Paşa'nın belirttiği gibi konusu var. Paşa'nın belirttiği gibi İçin Hizmet Kanunu'nda yazan İçin Hizmet Kanunu maddesi gereğince
işte darbe silahlı kuvvetlerin darbe yapabileceği konusuyla ilgili bir tane madde vardı. O çıkarıldı yani. O zaman da vardı. Ondan da istifade etmek suretiyle ve devamlı çünkü sizin komutanlarınıza Amerika Birleşik Devletleri her gittiğinde nasıl da başka yerde baskı yapıyor. Yani baskı yapıyor, şunu yapın, bunu yapın, şöyle yapın, böyle yapın diye. Siz de gelip burada baskı yapıyorsunuz. Diğerlerine yani sivil yönetime baskı yapıyorsunuz. Ve güç sizin elinizde. Bir darbe yapmışsınız. Darbe sonucunda bir sürü insanları, bir sürü üniversite hocalarını üniversiteden atmışsınız. Farklı bir sistem kurmuşsunuz. Ondan sonra farklı bir yönetim şekli gitmişsiniz. Ve bakıyorsunuz şimdi getirdiğiniz yönetim şekli sizin istediğiniz yönde gelişmiyor. Farklı bir yönde gelişmeye başlıyor. Bu sefer muhtara veriyorsunuz. Yani muhtara veriyorsunuz ve o muhtarayla işte hükümeti düşürüyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Bu da bir darbe şekli. Nedenin işi, hiçbirde ne oldu? Bakın olaylara yine dünyadaki olaylara, diğer olaylara baktığımız zaman hiçbirde olanlar belli. Arkasından 80 darbesi geliyor. 80 darbesi çok daha büyük bir darbe. Yani 80 darbesinde hem iç hem de dış olaylar çok. İçeride artık soğuk savaş dönemiyle ilgili Amerika ile yani iki blok arasındaki şeyler çok fazla kızgın hale gelmiş bölgede. Şeyle beraber işte Reagan'ın girişiyle beraber de yine çok daha büyük bir şey olmuş. Ne diyelim çatışma ortaya çıkmış. Çatışma kapsamı fiili çatışmadan bahsetmiyorum. Yani casusların işte ondan sonra ekonomik ambargoların başka yerlerdeki örtülü harekatın biraz sonra örtülü harekatla söyleyeyim. Örtülü harekat dahil olmak üzere. Bütün bunlar iki taraf birbirine girmiş vaziyette. Ve bu arada işte Türkiye'de de korkunç derecede bir sağ sol çatışması var. Ve bu çatışma destekleniyor. Yani kim tarafından destekleniyor Türkiye'nin dışarı gelmesi? Bulgaristan'dan fabrikada Kalaşnikov silahları yapılıyor ve bunlar Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'de çeşitli fraksiyonlara dağıtılıyor. Bunun içerisine işte hep söylediğimiz şey var. Bu Amerika'nın Stay Beyond diye söylediğimiz şey var, konu var. Bu savaşta işte işgal edildiğinde de o arkada kalacakların örgütlenmesi, ondan sonra bunların savaşması falan. Bunların kullanılıp kullanılmadığını bilmiyorum. Soru işareti bunlar. Bunların hiçbirisi tam anlamıyla incelenmiş değil. Bütün bunların incelenmesi lazım ama maalesef incelenmiş değil. Ondan sonra içeri bakıyoruz, içeride artık şey başlamış. Etnik bir hareket başlamış. Yani Türk hareketi başlamış. Daha henüz 84 gelmemiş ama ondan evvel bunun teorik altyapısı, teşkilat yapısı olmuş ve bunlar yavaş yavaş ki o yıllarda ben Digordu Hudut Bölük Komutanı yani 78-80 arasında orada 78'den itibaren Abdullahcılar, onlar o zaman Apocular diyorlardı. İşte aldıkları karar gereği bütün aşiret liderlerini ve diğerlerini baskı altına aldılardı. Öğretmenlerin tamamını seçiyorlardı. Değişik öğretmenler atanmıştı şeylere, farklı yerlere. Yani bunlar mesela Milli Eğitim Müdürü dahi karşısında tamamen Türk birisiydi. Ama böyle böylesi bir şey var. Ve Türkler de birbirlerine çok bağlıdır. Yani onu da söylemem gerekiyor. Çünkü hatırlıyorum ben 78-79 yılında Barzani ile İran karşılıklı mücadele ederken şeyle ilgili İran'la savaşmak üzere şeyler ya da Saddam'la savaşmak üzere çocuklar vardı gidenler. Yani Digor'da yaşayan, Digor'un köyünde yaşayan çocuklar oraya gitmişti savaşmak üzere. Yani böylesi bir hava vardı bu taraflarda. Ve sonuçta Türkiye için kaynıyordu. Ve bu özellikle de yapıldı. Dışarıdan da yapıldı, içeriden de yapıldı. İçeriden yapıldı. Mesela şuna bakıyorum. Yani Cumhurbaşkanı seçilmemiş. Bir Genelkurmay Başkanı geliyor ki efendim bana ne yaptı sordular. Niye Cumhurbaşkanı seçilmedi diye. Ne cevap vereceğim? Yani şimdi Cumhurbaşkanı seçilmemesi Genelkurmay Başkanı niye ilgilendirir ki? Genelkurmay Başkanı yapacağı iş kendi işidir. Kendi işine bakacak. Yani bırakın Cumhurbaşkanı seçecek olan meclis seçer seçmez.
5 ay soru seçer, birisi vekalet eder. Yani böylesi bir kendinize güç vermediyorsunuz. Ve o gücü yabancı ülkeler kullanıyorlar. Ve bu şekilde yabancı ülkeler silahlı kuvvetlerin beynine onları popolamak suretiyle nasıl sattığımı popoladılar. İşte Türkiye'de de bir takım liderleri pompalamak suretiyle, askeri liderleri. Sonuçta onlar, çünkü silah da onların yerinde, güç de onların yerinde. Ve İstiklal Savaşı'ndan bu yana kadar her ne kadar 60 darbesi sonunda bir takım şeyler olmuşsa da, silahlı kuvvetin itibarında biraz düşme olmuşsa da, çünkü 60 darbesinde de halkın bir kısmı silahlı kuvvetlerle karşı karşıya. Yani herkes darbeyi şakşaklamadı, herkes alkışlamadı. Dolayısıyla itibarı biraz düşmüş olsa da halk da silahlı kuvvetlere güveniyor. Bizi kurtarın dedim. Çünkü her gün 15-20 kişi ölüyor veya öldürülüyor. Ve maksatlı yapılıyor bunlar. Halkı işte biraz evvel söyledim, psikolojik harekat, arka korkutmak vesaire falan. Şimdi böyle baktığımız zaman ve bir de Amerika'nın girdileri var. Ne girdileri var? Artık şey bitmek üzere. Şey savaşı. Bu soğuk savaşta Amerika zaferini ilan etmek üzere. Şimdi dedim, 9 sene sonra Amerika Birleşik Devletleri işte şey ilan etti. Yani 1989'da şey ilan etti. Zaferini ilan etti. Artık Sovyetler Birliği dağılmaya başladı. Varşova Paktı dağılmaya başladı. 90'da işte şey yıkıldı. 89'da duvar yıkıldı falan. Bizi neoliberalizmle yani dünyadaki ekonomik inşaatla bu özellikçi ondan sonra neoliberalizmin peşine taktılar ve Türkiye'yi neoliberal hale getirmek istediler ekonomisinde diğer konularda ve ona uygun olarak da yönetim değişti. İşte rahmetli Özal geldi vesaire falan. Burada onların etkileri de var. Aynı zamanda bakıyoruz şeyde İran'da Hümeyni gelmiş. 79 yılında Rusya, Sovyetler Birliği şeye taarruz etmiş. Afganistan'a girmiş. Başka yerlerde sorunlar var. Bir şekilde şeyi durdurmak gerekiyor. Rusya'yı çevirip Rusya'yı işte orada para harcamaya, enerjisini tüketecek takım sistemler kurmaya gerekiyor. Bu arada Amerikalılar şeylere başladılar. İşte Romanya'da, diğer bölgelerdeki çatışmalara başladılar. Yani daha evvel de vardı ama mesela o Prag'daki müdahale, Sovyetlerin müdahalesi, Macaristan'a yapılan müdahale, bunlar da var. Yani bütün bunlara baktığımızda nedenler bir değil. Sadece ülkeden kaynaklanmıyor. Ana kaynağı ülke ama dış etkenlerden, dışarıdan etkileniyor. Ve sizin bugün de aynı şeyler var. Bugün de etkileniyor. Bugün de farklı bir durumdayız. Yani bugün de bir daha tabii haklı olarak devlet 15 Temmuz'a geldiğimizde, işte onlar evvelkiler de var. Burada da aynı kategoriye belki sokabiliriz diye değerlendiriyorum. Yani 1980'den sonra bakın işte arkasından başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı konusu var. Ondan evvel askerin AKP'yi kabul etmeme konusu var. Yani AKP'nin kazandığı zaferi kabul etmeme, görmeme. Bunu bir şekilde göstermeyle ilgili böyle şeyleri var. Bunlar belki katışma olarak kabul edilir mi, edilmez mi bilemem ama silahlı kuvvetlerde bir şey öyledir. Yani silahlı kuvvetlerde bazı konular mesela tabur komutanı size bir şey yapmışsa birlikçe sizin zamanınızı almışsa, sizi işte bir şekilde cezalandırmışsa sabah içtimasında fare edebilir, gelir tabur komutanı merhaba harbiyeler diye bağırır, hiç kimse sağ ol demez. Yani ya da yemeğe gitmezsiniz, boykot edersiniz, yani sessiz boykot. Yani onlar da gittiler meclis başkanının odasında 3 dakika kaldılar, çıktılar. Bunun anlamı ne? Yani bunun anlamı protesto. Yani bu ve buna benzer vesayetler vardı. O vesayete devam etmek istediler. Hep şu geldi. Biz çok daha iyisini bildik. Tabii asker bu konuda yalnız değil. Bunu özellikle söylemem gerekiyor. Yani Kıbrıs konusunda da diğer konularda da askerin yanında hep birileri vardır. Ya gazeteci vardır, ya iş adamı vardır, ya üniversite hocası vardır, ya başka kurumlardan vardır, yurt dışından
destekler vardır, konuşmalar vardır. O askeri ister istemez etkiler. Asker bir anda güvenlikten sonra ne oluyoruz diye bakar. Ne oluyoruz diye baktığında ortaya farklı şeyler çıkar. Ve arkasından 84'te bugüne kadar devam eden, hala da devam eden PKK terörü başladı. O terörle birlikte özellikle 1993'te Çiller'in başbakan olması öyle hatırlıyorum. Ondan sonra Doğan Güneş'in Yanıkbay başkanı olduğu dönemde 92-93 olarak 93 çok büyük mücadele yapıldı ve asker çok güçlü. Yani helikopter alındı, özel bu Sikorskiler, yer silahlar alındı, mücadele devam ediyor. Tabii askere bu görevi verirseniz, yani Türkiye içerisinde terörün durdurulması konusunda ve uygun kontrolü sağlamaz. Yani tamam, asker tabii ki yapacak ama bunu hep şunu söylüyorum. Mesela İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda yapar jandarma ile beraber. Ondan sonra jandarmanın gücünün yetmediği yerlerde işte bugün olduğu gibi özel güçleriniz, kuvvetlerinizi verirseniz yaparlar. Yani böyle bir sıkıntı var. Bu yapıldı ve sonuçta güçlendi. Sağlık kuvvetler her dediğini, yani bunu yapmazsanız şu olur, bunu yapmazsanız ülke bölünür, bunu yapmazsanız şöyle olur, bunu yapmazsanız böyle olur diye. Ve sonuçta o madde orada yazılı olsun olmasın. Yani asker işte gereğinde bilmem ne yapar maddesi. Asker o gücü elinde topladığı zaman ister istemez size emredici olarak bakmaya başlar. Yani bunu da hesaba katmamız lazım. Emredici olarak bakmaya başlar ve sonuç olarak ortaya işte bu tip olaylar çıkar. Geldiğimiz noktada işte Cumhurbaşkanı'nın seçiminde etkili olur, başka konularda etkili olur, işte diğer konularda dahil olmak üzere. Maalesef 28 Şubat konusunda etkili olur. Bunların hepsi iktidara müdahale edilir. Halkın seçilmiş milletvekillerine, seçilmiş iktidarına müdahale edilir. Yani bunların hepsine bakmamız lazım. Darbe midir? Bana göre darbedir. Yani ucundan kıyısından darbedir. Müdahaledir ve müdahale edilmemesi lazım. Yani fikir beyan etmek başka bir şey. Bakın Amerika'da bile zaman zaman bunlar oluyor. Demek ki orada emekli askerleri ya da emekli bürokratları, büyükelçileri ya Brooklyn Enstitüsü'de ya başka enstitülerde kullanırlar. Aynı şeyi yaparlar. Mesela şimdi bakıyorum mesela Mossad'ın başkanı Cohen vardı. Emekli ayrıldı. Onun yerine başkası geldi. Adamı hemen aldılar. Japonlarla İsrail'den yapmış olduğu bir şey var. Şirket var. O şirketin başkanı yaptılar. Yani onları buralara yerleştirdiler. Dolayısıyla onların fikirlerini de alıyorlar. Yani böyle bir sistem. Türkiye'de bu sistem yok. Maalesef. Türkiye'de işte yönetim kurullarına yerleşme falan var. Hiç alakasız bir şekilde. Banka yönetim kurulu, başka bir yönetim kurulu falan. Böyle bir sistem de olmadığı için asker ister istemez, emekli askerler ister istemez muvazzafları etkiliyorlar. Muvazzaflar da bir şekilde etkileniyorlar. Sivillerden de etkilenmek istiyorlar. Biz şunu yaparız, bunu yaparız. Hemen bir git batıyor, gidiyor, ölüyoruz gibilerden. Bir türlü sivil asker ilişkilerine olmadı. Yani bugün geldiğimiz noktada sivil asker ilişkileri nedir? Gerçekten uygun mudur, değil midir? Bakmamız lazım. Ben yeni baştan sivil asker ilişkilerini gözden geçirmemiz gerekiyor. Askerin kendi profesyonel alanına giren konularla ilgili iktidarın bu konuda tamam bu konuyla ilgili konuşması lazım. Onun taleplerini dikkate alması lazım. Ama sonuçta son kararı verecek olan sivillerdir, siyasi iktidardır. Siyasi iktidar kararı verir. Ama bunu yaparken sen ben dur benim dediğimi yap derseniz o zaman askerin yaptığı konularda onu rencide ederseniz hem de askeri boşa çıkartırsınız. İşe yaramaz bir duruma getirirsiniz. Yani hep şunu söylüyorum. Eski sistem dediğim şu. Şimdi silahlı kuvvetler tamam. Farklı bir boyutta şu anda. Mümkün olduğu kadar siviller tarafından kontrol ediyor. İşte Milli Savunma Bakanı'na bağlı. Yarın Milli Savunma Bakanı
Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı olmuş ama Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı oldu ama daha sonra belki daha farklı kişiler olacak. Ve kuvvetler ona bağlı. Böyle bir ayrılık, yani kuvvetler doğrudan Milli Savunma Bakanı'na bağlı. Genelkurmay da oraya bağlı. Genelkurmay mümkün olduğu kadar emir komuta birliğini sağlayacak şekilde ama doğrudan kuvvetler üzerinde kesin otoritesi yok. Öyle söyleyeyim. Anlamadık şunu da. Ama bu arada hep onu söyledim. Silahlı kuvvetlerin bir bütün olarak elde tutulması gerektiğinden. Yani işte sağlık konusu, şey konusu diyen her yerinde silahlı kuvvetler, yani özellikle bizim gibi ülkelerde, bizim gibi ülke derken bunu Amerika'ya da katıyorum. Yani böyle iddialı ülkelerde silahlı kuvvetler geleneği güçlü ülkelerde silahlı kuvvetlerin hem maliyesi hem yargısı diğer konular bir devleti kuracak şekildedir. Ve bunlar istihbaratı dahil olmak üzere. Bu şimdi biraz ayrılmış durumda. Ben tabii iktidara hak veriyorum. Yani çok 2015-2016'da çok kritik bir darbe geçirmişiz. Ve bu darbe hiçbir darbelere benzemiyor. Darbe çıkmıştı. Yani doğrudan halkın üzerine ateş edip uçaklarla vesaire falan. Hiç böyle bir şey yok. Yani 63 darbe girişiminde Hava Kuvvetleri Karar Okulu üzerine ateş etmişler öğrenciler çıkmasın diye. O zaman onlar da darbe teşebbüsüne girmişler Talat Aydemir ile ilgili. Onun mesela biz okula girdiğimizde hala şeyleri duruyordu. Kurşun izleri duruyordu. O hariç halkın üzerine, polisin üzerine doğru ateş edilmiş bir şey yok. Yani çok çok korkunç bir şey. Ve silahlı kuvvetler içine sızmış, silahlı kuvvetler içine sızma demiyorum. Silahlı kuvvetler içine yerleştirilmiş bir grup var. Yani küçükten itibaren, askeri liseden itibaren, asubay okulundan itibaren bir grup tarafından böyle bir darbe yapıyor. Yani bu çok korkunç bir şey. Bir şeye benziyor biraz. Biraz evvel Fahri Hoca söyledi. İşte bu şeylere İran'daki olaylara benziyor. İran'daki olaylara benziyor. Ve Irak'taki Keftizane tarikatı var. Yine ben dikkat Kozmiko'da dikkat Fethullah çıkabilir diye yazdığım kitapta orada da belirttim bunu. Keftizane tarikatı Cumhuriyet tümenlerinin tank tümenlerinin, zırhlı tümenlerinin muharebe etmemesini sağlamış ve doğrudan bütün onların komutanları, generallerin hepsi muharebe etmeden birliklerini, tümenlerini teslim etmişlerdir. Yani orada da böyle bir şey olmuştur. Bizde de olabilirdi. Biz tabii gerçekten bu olayı yani çok ağır oldu. 251 tane şehidimiz var, yaralığımız var. Ama yine de Allah'a çok şükür çok hafif atlattık. Çok da ağır olabilirdi. Şu anda hala bir iç savaşla uğraşıyor olabilirdik bu konuyla ilgili. Onun için şeyi de hak veriyorum. Yani güven meselesi önemli. İktidarın güven meselesi önemli. Bu adamların bir kısmı hala ordunun belli yerlerinde duruyorlar. İşte bugün yine şey vardı. 200 küsür kişi başlarında albaylar, binbaşlar olmak üzere çok sayıda da muazzap subay tutulmuştu FETÖ'cü olduğu için. Hala belli yerlerde de. Dolayısıyla şimdi güçleri ayırmak uygun. Yani şeyin teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teşkilatı, jandarmanın ve şeyin deniz sahil güvenlik komutanlarının şeye bağlanması, İçişleri Bakanlığı'na bağlanması, emniyetin durumu. Bunlar tamam. Bunlarda sorun yok. Bunlar alınacak tedbirler. Ama bunları birbirini dengeleyecek şekilde kullanmaya kalkarsanız o zaman gerçekten ülkede çok daha kötü şeyler olur. Onun için yani darbeyi önlemek için darbeyi önlemek biraz demokrasi kültürüyle ilgili. Demokrasi kültürünü geliştirmemiz gerekiyor. Ve askerin sivile bağlılığı, sivilin emir altında olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Açık ve net. Yani bunun hiçbir şeyi yok. 2x2 nasıl 4 ediyorsa bu da öyle. Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Ama bir daha böyle bir şey olursa ne yapabiliriz diye bunları önleyecek sivil bir takım milis teşkilatlarının bulunmaya kalkması,
Halk arasında bu tür söylemlerin dolaşması çok yanlış bir konu. Bu Türkiye'yi zor duruma götürür ama biraz evvel de söyledim. Oturup bilim adamları, akademisyenler çalışmalı, askerler çalışmalı. Yani biz ülkemizdeki bu darbeleri bundan sonra olmaması için neler yapmamız lazım? Teşkilatları da durumuna uğratmadan bunları nasıl yapabiliriz? Nasıl öncelik sivil iktidarlıdır. Asker sivil iktidardan söylediği şeyleri yapmak durumunda. Kendi görüşünü de belirtir. Sivil iktidar da onu dinler. Ama sonuçta karar verecek olan sivil iktidardır, sivillerdir. Niye? Çünkü ülkenin ihracatı, ithalatı, gelişmesi, gayri safi milli hasıla bütün bunlar ona gelen bilgilerde var. İstihbarat ona gelen bilgilerde var. Ve baktığınız zaman da şunu görüyorsunuz bu konuyla ilgili askerin de bu tür konularda bilgi sahibi olması lazım. Yani bir konuda bir hareket tarzı geliştiriyorsa o hareket tarzını geliştirirken bunun ekonomik boyutunu, diğer boyutlarını düşünüp böyle göndermesi lazım. Onu sivil iktidar daha sonra çok daha farklı şekilde incelemek suretiyle kesin emrini verir ve askerde harekete geçer. Yani biz tabii şu soru söyleniyor. Peki Türkiye'de bitmiş midir? Bu tip olaylar bitmiş midir? Bu tip olaylar bitmez Türkiye'de. Yani öyle bir ortamda, öyle bir coğrafyada bulunuyoruz ki bu coğrafyada çok sağlam sinirlere, çok sağlam silahlı kuvvetlere, çok sağlam teorisyenlere, çok sağlam stratejistlere ve liderlere ihtiyacı var. Tabii o liderlerin bütün bunları, yani çok güçlü bir silahlı kuvvetler her şeyle onu kontrol edecek çok güçlü bir lider, güçlü bir parlamento. Bunlar aslında teori olarak kolay geliyor ama bunları yan yana getirdiğiniz zaman hepsinin güçlü olması mutlaka birileri birinden daha güçlü. Onun için o gücü nasıl dağıtırız? O gücü tek yerde niye, nasıl toplamayız? Bunun hesabını yapması lazım. Ama gücü bir yerde toplarsanız, bir yere çok fazla önem verirseniz, o zaman bu şeyleri, bu darbeleri, yani askeri veya sivil darbe, yani sonuçta sivil darbe dediğimizde belki işte Var Hoca'nın söylediği gibi kalkışma, ayaklanma gibi konular olabilir. Yani o anlamda söylüyorum. Kalkışmalar olabilir. Ve Türkiye'de maalesef bu kalkışmalara gebe bir ülke. Şeye gitti herhalde. Evet, zannediyorum telefonundan bağlanmıştı. Sesiniz gelmiyor konu. Kendisi de gitti hocam. Yok, görüntü var. Görüntüm yok mu? Tamam, var şu anda. Şimdi var. Geldi sesiniz, buyurun. Ses de var, görüntü de var hocam. Evet. Kanlı canlı duruyor. Bir daha girmem. Görüntünüz evet, değil. Tamam. Bir daha girmem gerekiyor ben. Tamam. Hocam kusura bakmayın, zamanınızı aldım ama özür dilerim. Tamam. Rica ederiz. Toparlayabilir miyiz komutanım? Tamam efendim, ben benim sözcüklerim bunlar. Yani ben şunu istiyorum. Bakın, 15 Temmuz 2016 tarihinde bu yapılan şeyin darbe teşebbüsünün tamam, yani suçlamalar, kriminal olarak her şey tamam. Bunlara bir şey demiyorum ama bu darbeyi ortaya çıkaran koşullar nelerdir? Ekonomik koşullar, siyasi koşullar, diğer psikolojik koşullar, bölgesel koşullar, dünya üzerindeki koşullar nelerdir? Niye böyle bir şey oldu? Bunu oturup inceleyecek bir kurul kuramadık. Hmm. Aslında böyle bir kurul kurulsa ve bunlar bunları yazsalar, o zaman o onu yaptı, bunu yaptı değil. Yok, kanka şunu yaptık, öbürüne bunu yaptık değil. Yani bu olayın koşulları neler? Nasıl böyle bir duruma geldik? Nasıl böyle bir darbeyle karşılaştık? Yani bunları inceleyecek bir kurula ihtiyacımız var. Bunu ben cezaevinden çıktığımdan beri söylüyorum. Yani ama tabii
bu bir şekilde incelenmiyor. Belki birilerine dokunacak diye incelenmiyor. Ama sonuçta kimsenin cezalandırılması için değil. İnsanlar hata da yapabilir. Hepimiz hata yapıyoruz. Sonuçta birileri yanlışlıkla bu işin içinde de bulunabilir. Bu da şey değil. Ama bunu hangi koşullar sağladı? Önleyemez miydi? Bundan sonra olursa bunları nasıl önleriz? Bu konuda bir şeye ihtiyacımız var. Bir kurula ihtiyacımız var, çalışmaya ihtiyacımız var. Umarım yaparız diye değerlendiriyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben hemen sorulara geçmek istiyorum. Fahri Hocam ilk soru size. 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı bugün nasıl bir Türkiye olurdu? Evet, yani bu Türkiye olur muydu? Evet, yani Türkiye olur muydu? Bu da değerli komutanım da ifade ettiği gibi, yani 15 Temmuz gecesi şöyle diyelim, eğer sabaha karşı 03'te değil de 15-16'ya bağlayan işte değişik gerekçelerle 21 ve o civara çekilmesiyle esasında yine darbe öncesi ortaya çıkan psikolojik savaşın getirdiği altyapı, organizasyon yapısı, iletişim eksiklikleri ve bütün bunların her birinin bozulmuş olması ve en önemlisi de bir cuma akşamı ve bir tatil gecesi ve sıcak bir akşamda olmuş olması, bütün bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde tabii Türkiye yine ciddi bir hasar var ama nispeten az bir hasarla kurtulabildiğimizi değerlendirebilirim. Eğer saat 09'da olmuş olsaydı, şu an bir kitap okuyorum, yeni çıkan bir kitap esasında, 2 gün evvel yayınlandı, oldukça da kalın, son bölümlerine geldim, Asırlık Gece diyor ve çok iyi analiz yapılmış, daha işte 2-3 gün önce yayınlandı, çok iyi analiz etmiş ve hukukçu tarafından kaleme alınmış, asker kökenli değil ve son derece akıcı bir kitap. Buna baktığımızda sayfa sayfa okuduğunuzda olayın gerçekten korkulacak bir boyutta olduğunu görüyorsunuz. Yani biz burada yaklaşık 200 küsur dava yürütülüyor, 280'e yakın. Bu davalardan işte birkaç hariç diğerleri hemen hemen sonuçlandı. Ve burada söylenen ifadelerden bir kısmı itirafçı oluyor, bir kısmı itirafını tekrar geri alıyor. En son işte Serdar Atasoy, İstihbarat Başkanı, Kara Kuvvetleri'nin tekrar biliyorsun tutuklandı. Önce itirafçı oldu, sonra bunları ben söylemedim dedi. Şimdi oradaki ilişkiler ağına baktığınızda, eğer gece saat 03'te bu iş olmuş olsaydı, Türkiye tamamen bu terör örgütünün eline geçebileceğini ben değerlendiriyorum. Eğer bu şekilde geçseydi, sabah 3, ben tabii komutanım dahi, ben de 12 Eylül'de Teğmen'dim. Sabah kayınpederim pencereyi vurdu. Ya dedi, darbe olduk, sokakta tank var dedi. İyi o zaman ben giyineyim, okula gidip piyade okuluna gideyim dedim. Yani şimdi böyle bir şeyle değil, sabah öncelikle tabii bizlerin veya gerekli olan kişilerin kapılarına dayanacaklardı. Kendilerine kimden tehdit oluşacak onları ortadan kaldıracaklardı. Ve çok ilginç bir şey var. Yine bu görüşmelerde saat 03'ten sonra yönetime el koyduklarında kimlerin nerede tutuklanacağı ve nerelerin cezaevi haline getirileceği de planlarında var. Yani bir kısım statlardan yararlanma, spor salonlarından cezaevi haline getirilmesi, bütün bunları da planlamışlar. Bunları kim alacak gidecek? O yüzden 03'te olsaydı Türkiye başka bir dünyaya uyanırdı. Ve ancak ben komutanıma da katılıyorum. Kesinlikle bir iç savaş başlardı. Bu da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği bir şeydi. Biliyorsunuz Amerika'nın, hep bunu da ifade ediyorum, Silahlı Kuvvetler Akademisi'nde bir harp oyunu var. Ve bu harp oyunu Türkiye'de de Cem Gürdeniz amiral de onu gündeme getirmişti, yazmıştı. Ve burada Ege Denizi'nde çıkan Türk-Yunan krizinde Amerika'nın Yunanistan tarafını tutmasıyla birlikte Türk-Yunan Amerikan ilişkileri gerginleşiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye füze atarken, Kıbrıs'a da dahil, aynı zamanda Türkiye'de iç kargaşa çıkartmaya yelteniyor ve başlıyor. Ve bunda başarılı oluyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin esas olarak Türkiye üzerinde beklediği budur. Yani ben Fethullah Gülen'in burada Türkiye'nin bu mevcut olan yapısı içinde özellikle
12 Eylül zamanında da bunu gördük artık. Aynı bilinç içinde toplumun teslimiyet içinde olmayacağını ve buna ciddi bir tepki gösterebileceğini ve Türkiye'nin gerçek anlamıyla bir iç savaşa girebileceğini ve bu kapsamda da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu FETÖ'cüler tarafından davet edileceği Birleşmiş Milletler'in ilgili maddeleri kapsamında ama asla ve asla Türkiye'ye tam hükümran bir yönetim oluşamayacak. Yani bu da Türkiye'nin birkaç bölgeye bölünmesine kadar giden bir sürecin başlangıcı olabilirdi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından planlandığı açık ve net. Yine burada bir ifade var. Ben esasında bugün haftalık bülteni yayınlıyordum. Bir şifre nedeniyle yayınlayamadım. Orada da bunu belirttim. Burada devlet falan hiç önemli değil diyor. Devletin biri biter biri gelir diyor Fethullah Gülen denilen terörist ifadesinde. Ve en son 15 Temmuz'la ilgili bu talimatları verirken arkasında Amerikan bayrağı var. Bu pek gündeme yansımamıştı. Bu son derece önemli. Bu mesaj hem kendi müritlerine hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne yani o gece olanları da biliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın uçağının Srafor tarafından izlenmesi, radar işaretlerinin herkesin görebileceği şekilde açık bir şekilde verilmesi, Büyükada'da yapılan toplantılar, bütün bunlara baktığımızda psikolojik savaş bölümüyle hazırlığın önceden devam ettiğini görüyoruz. Ha, buna muhalif olan Türkiye devletine bağlı olan askerler sabah kalktıklarında ne yapabilirdi? Kışlaya gidebilirdi, kışlaya giremezlerdi. Emir komuta edeceği birlikler başkasının elinde tam anlamıyla kontrol sağlanmış olurdu. Bu dediğim gibi farklı bir savaşı gerektirdi. Elbette Türkiye bu gruba asla bırakılmazdı. Herkes dahil. Yani benim aklımda da o vardı. Yani bu olursa ertesi gün nereye gideyim, kimle buluşayım, ne yapmamız gerekir diye kendi içimizde arkadaşlarla görüşmelerimiz vardı. Yani bu gruplara karşı nasıl hareket ederiz diye. Hatta ben Kuleli Askerisi Komutanlığı da yaptığım için oraya gideyim ama evden dışarı çıkamadık. Yani Kinzir Lugay'ın tankları ve yol tamamen kapanmış vaziyette Maltepe'de oturduğum için. Ben Türk milleti o gece nasıl direndiyse ertesi gün daha geniş kitleyle aynı direnişi göstereceğinden eminim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kapsamlı bir cevap oldu ve aydınlatıcı. İsmail Hakkı Paşa'm diğer soru size. Şöyle, sizin gözlemlerinize göre şu an Türkiye'de kaynama var mı? İç ve dış mihraklar darbe girişimine zemin hazırlıyor olabilirler mi? Yani şunu söyleyeyim, tabii olmaması için Türkiye elinden geleni yapıyor. Yani çok temizlik yapmış halkı bir içerisinde. Bundan sonra nasıl olabilir diye baktığımızda yani Türkiye'yi çok fazla sıkışıyorlar. Yani Türkiye'yi hem Kürt hareketi ya da YPG ile PKK ile sıkıştırıyorlar. Hem Libya'da hem Karadeniz'de hem de şeyde sıkıştırıyorlar. Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta sıkıştırıyorlar. Bir taraftan ekonomik olarak sıkıştırıyor Türkiye. Böyle baktığımızda bunlar olabilir tabii. Yani böyle bir hazırlık var mıdır, yok mudur? Bana göre her zaman beklemek lazım. Olmaz deyip geçmemek lazım. Çünkü sonuçta bakın şeyi yapanlar da 15 Temmuz 2016 darbesini teşebbüs edenlerin miktarına baktığımız zaman o gün hareket eden 2000 küsur kişi falan var. Yani bazı işte generallerin yarısı, diğerleri. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 30 bin civarında adam var. Yani bunlar teşebbüs edenler bir grup yapacaktı. Öbür grup, biraz evvel Fahri Hoca'nın söylediği gibi birliklere şuralara bunlar hakim olacaktı. Onun için bu konuyu çok dikkatli idarelememiz lazım. Yani bu konuda yumuşama olmamız lazım. Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar tekrar göreve gelsin. Bunlar olsun diye baktığımız zaman yani devletin artık bu riski göze almaması gerekiyor. Yani bu riski göze almaması gerekiyor ve bu işi sonuna kadar da götürmesi gerekiyor. Olabilir diye değerlendiriyorum. Türkiye'de bu tip olayların olması muhtemel. Yani yarın bir gün Türkiye'de başka bir parti kurulur, şey partisi. YPG'yi destekleyen, PKK'yı destekleyen bir parti. Onların faaliyetleri olur. Onlar şey yaparlar. Çünkü Amerika'nın yaptığı faaliyetler de bu şey pandemi dahil olmak üzere düşündükleri Buran Corporation'ın hesaplarında Türkiye'de dünyada 10 bölgede olay çıkacak. Bunların birisi Türkiye'de kısma ayaklanmalar olacak.
Yani bunu şeyden sonra yaptılar. Bu 2016'daki olaydan sonra yaptılar. Olacak bu ayaklanmalar dolayısıyla kısmı ayaklanmaları Amerikalılar müdahale edebilir diye böyle planlar var Amerikalıların. Yani onun için bizim ülkemizin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kritik bir yerde olduğunu ve her zaman bu ve buraya benzer olayların olabileceğine dikkat almak durumundayız. Alınıyor da yani keşke sadece kriminal olarak değil, biraz evvel söylediğim anlamda da üniversiteler bir çalışma yapsalar, akademisyenler bir çalışma yapsalar, bu çalışma yani yayınlanmasına gerek yok. Bu çalışma şeyde kalabilir, kalsın. Yani devletin kozmik odalarında kalır bu çalışma. Ama en azından bundan sonra ne gibi tehditler alabileceğimizi, nasıl bu zayıf duruma düştüğümüzü öğrenmiş oluruz. En azından devleti yönetenler öğrenmiş olur diye değerlendiriyorum. Yani ben tehlikenin geçtik masada değilim. Tehlike geçmedi daha değil mi? Evet. Hayır. Peki, teşekkür ediyoruz. O zaman darbe girişimi teşebbüsünde bulunanlar tekrar daha devam edebilirler bu istekleri. Zaten şeyde de bakın yine Barbaros'a söylüyoruz evvel. Bu Atasoy vardı terfi ettirilip Karakoyut'ta istihbarat başkanı yapılan, daha sonra da öğrendikten sonra işte, en son geçenlerde tutuklan, tekrar itiraf tutuklan vazgeçti. Yani hala bu tip adamlar var. Ve bu adamları siz yani şimdi itirafçı diye bilmem ne de boş bıraktığınız zaman ya da bu adamlar herhangi bir şey yaptığınız zaman belli yerlerde duracaklar ve bunların hepsi size diş biliyor ve bırakın onu, bir de Amerika'dan yönlendiriliyor, oralardan yönlendiriliyor. Yönlendirenler de o zamanlar bu gazetelerde yazı yazanlar, Fethullah Gülen'i destekleyenler, Fethullah Gülen'in FETÖ'nün televizyonunda, radyosunda çalışanlar, okullarında çalışanlar hala bunu var gücüyle devam ediyorlar. Yani belki işte Kırgızistan'dan gelen şey var. Bu Orta Asya sorumlusu var. Bilmem ne Öral diye galiba. O da yakında herhalde bir takım itiraflarda bulunacak. Ve sonuçta oralarda neler oldu, neler bitti. Çünkü sonuçta bakın Orta Asya'da hazırlanıyor. Aslında olay sadece Türkiye değil. Türkiye ile beraber Hazar Havzası, yani işte Azerbaycan, ondan sonra Orta Asya, burada da hazırlanıyordu. Çok geniş kapsamlı bir şey. Çok basit bir şey gibi bir şey gözüküyor. Yani hep şunu söylüyorum. Gerçekten Türkiye bu işi çok ucuz atlattı. Ama bundan sonrası böyle olmayabilir. Çok daha tehlikeli olabilir. Onun için tetkileri almak durumundayız. Yani sadece mahkemeye vermekle, bunlar yapılabilir, mahkemeye vermekle, ceza vermekle değil. Nedenlerini ortaya çıkarmakla ve arkasındakileri ortaya çıkarmakla ve ona göre tetkili almakla mümkünümüz diye derler. Komutanıma bahsettiğiniz çalışmayı Gülsam'da inşallah Eylül'de biz başlatalım o zaman. İnşallah. Değil mi Faruk Paşa'm? Evet. Benim sorularım bitti. Osman Hocam, sizin sorunuz var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok çok teşekkür ederim Şule Hanım. Şimdi benim böyle devamlı aklımı kurcalayan bir şey var. Bu İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi. Şimdi kaldırıldı, bir yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Şimdi her darbe bir evvelki meşruiyet üzerine kurulsa ne olur, ne olur, kurulmasa ne olur. Yani kendi meşruiyetini yaratıyor zaten. Evet. Geldikten sonra yani 80 darbesi de tuttu, anayasayı tamamen ortadan kaldırdı falan, 61 anayasasını. Ondan sonra yani bu tartışmanın çok şey olduğunu, ben Türkiye'de gereksiz olduğunu düşünmüşümdür hep, yani bilmiyorum, yanılıyor muyum? Yani hiçbir anlamı yok, doğru söylüyorum. Haksız mıyım komutanım, yani bilmiyorum. Haklısın, hiçbir anlamı yok. Emin olun, hiçbir anlamı yok. Yani sembolik belki. Yani gelip kendi meşruiyetini şey yapıyor. Veyahut da efendim biz bu darbeyi yasal olarak yaptık diyecek hali yok ya. Yani olacak iş değil aslında. Ondan sonra şimdi bir bunu bir söylemek istedim. Bir de şimdi mesela bir de tabii böyle olumlu darbeler de var. Olumlulardan bir tanesi 74 Portekiz darbesi. Karanfil ihtilali falan dediler, evet. Biliyorsunuz. Namluların ucuna karanfilleri taktılar. Ve Salazar rejimini yıkıp yerine demokratik bir rejim kurdular. Ondan sonra da işte ödül olarak da daha sonra Avrupa Birliği'ne alındılar falan. Yani şimdi böyle şeyler de olabiliyor dünyada. Bütün mesele bu değil demek ki. Yani bir yerde bir sıklet merkezi, silahlı bir sıklet merkezi
Zaman zaman belki faydalı, bazen de böyle işte çoğunlukla da zararlı faaliyetlere girişebiliyor, teşebbüslere girişebiliyor. Komutanım, İsmail Hakkı Paşa'm, söylediğiniz şey çok önemli yani. Hakikaten bunların enine boyuna iyice bir yatırılıp tartışılması olmadı Türkiye'de. Ben de rastlamadım şimdiye kadar. Çok kitaplar falan hatırlıyorum yani, lisedeydim, Sadi Koçaş'ın anılarını okumuştum. Evet yani falan. Şimdi 60 ihtilalinde ben de ilkokula başlıyordum o zaman. Hatta sokaktan sabaha karşı ellerinde tüfekleriyle arka taraftaki bizim evin arkasında Sıhhiye'de, Ankara'da milletvekilleri oturuyordu. Bir tanesinin kızıyla da ilkokula başladık. Yazık, çok mahzun da bir çocuktu yani, hatırlarım. Zeynep, harp okulu öğrencileri onları tutuklamaya geliyorlardı falan filan. Ama öyle bir hava vardı ki yani, ben hatırlıyorum, Ankara'da benim babam memurdu. Gayet mutluydular yani, o da ayrı bir hikaye. Ve o gün akşamüstü Kızılay'a çıktığımız zaman ordu millet el ele falan. Şimdi yıllar geçtikten sonra böyle bütün her yerden kamyonların üstünde gelmişler. Kızılay'da muazzam nümayişler oluyordu. Herkes sevinç içerisinde, Demokrat Parti. Şimdi bakıyoruz şöyle geçmişe. Yani olmaması gerekiyormuş yani, olmamasını beklerdik, keşke olmamasaymış diye düşünüyor insan. Ve tabii çok da trajik sonuçları var yani, idamlar, şunlar bunlar falan. Şimdi bu tabii, bir de bizim milletin böyle tabii askerle, orduyla olan münasebeti de pek başka milletlere benzeyen bir münasebet değil. Değil mi? Yani onu da hesaba, bir sosyolojik bir tahlil de yapmak lazım. Yani askere giden döndükten sonra belki biraz komutanı hakkında atar tutar falan bir sıkıntı yaşamıştır. Ama o kardeşi giderken de en büyük asker bizim asker diye havaya atıyorlar çocukları, biliyorsunuz. Yani dolayısıyla o biz toplumun silahlı kuvvetlere olan itibarı, hatta sevgisi yani, açıkçası bu tabii yeni bir şey değil, bu böyle bir yüzlerce yıllık, binlerce yıllık bir tarihten süzülüp gelen bir durum. Ondan sonra şimdi tabii bütün bunları böyle her türlü boyutuyla şey etmek lazım. Şimdi ben geçen gün bir şey aldım, bu Tim Marshall'ın yeni bir kitabı çıkmış, The Power of Geography. Coğrafya Mahkumları mı? Evet. Yok, o ilk kitabı, bu yenisi bu. Yenisi, evet, duydum. Yenisi, The Power of, yani The Sequel to the Best-Selling Prisoners of Geography diyor. Türkiye'yi koymuş, diyor ki, yani çok aktüel. Biden'ın söyledikleri, işte şöyle yapmak istiyor, böyle yapmak istiyor ama Türkiye diyor, Atatürk'ün, şimdi onların algısı bu, çizdiği batıya doğru gidişi güneye ve doğuya indirmeye başladı diyor. O gidişatı o tarafa diyor. Ve bunun diyor, bu seyahatinin, bu gidişinin son paragrafında gidişinin engelleri olacaktır. Hiçbir şey olmasa coğrafya olacaktır falan diyor. Yani onların beklentileri o. Dolayısıyla bir de müdahale lafları da etmiş. Yani gibi böyle biraz satır aralarında falan. Yani aslında bu konuda tabii çok müteyakkız olmak lazım. Türkiye çünkü çok yani mihrakın diyelim veyahut da dünyadaki güçlerin gözünü üzerinden ayırmadığı bir ülke yani. Bunu bu şekilde, o da toplardan birisi. Evet, çok mühim bir yerdeyiz. Bir merkez ülkesiyiz ondan sonra ve başımıza gelenler biraz bundandır. Yani Hollanda'nın yerinde olsaydı Türkiye herhalde böyle bir şey olmaz. Evet. O zaman çok da bir oraya da ihtiyacımız olmaz zaten. Evet, evet. Bunlar bir çorba ihtiyacımız olmaz. Evet. Evet, ben bunları arz edecektim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, okyanusa komşu olsaydık o zaman da köpek balıkları yerdik. Peki, ben değerli katılımcılarımıza, değerli öğrencilerimize, konuşmacılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Kaçıranlar tekrar. Şafak Hocam, siz bir şey söylemek istiyor musunuz? Peki, teşekkürler. Ekranınızı açtığınızı gördüm. Kaçıranlar daha sonra İstinye Üniversitesi kanalımızda. Her şey çok güzeldi. Ağızlarına sağlık. Konuşacak çok şey var. Olayın politik, ekonomik, siyasi, askeri, uluslararası ilişkiler açısından boyutları birbirlerinden çelişiyor bazen. Sosyolojik açıdan baktığınız zaman bir şey çıkıyor ama ekonomik açıdan baktığınız zaman örneğin başka bir şey çıkıyor.
Yani konuyu kuşatmak ve hepsini tüketici olarak bir çerçeve içerisinde izah etmek biraz zor görünüyor. Ama böyle bölük pörçük işte biz de tarihimizi ve geleceği böylece ne biraz daha iyi değerlendirme şansı elde ediyoruz. Bu bakımdan Bahri Hocam'a ve İsmail Komutanım'a şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bir sonraki panelimizde görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi günler, iyi tatiller efendim. Teşekkürler.